Merhaba değerli izleyiciler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz öncelikle? Tabii bizi ekranda da sık sık görmeye başladınız. Biz de elimizden geldiği oranda dilimizin döndüğünce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Eksiklerimiz olabilir mi? Olabilir. Amacımız Mehmet Göktuğ'un, iyi akşamlar kardeşim, hoş geldin. Yani Osmanlı'ya bir şeyler katabilmek, bir şeyler verebilmek. Şimdi bugün iki tane canlı yayın konumuz olacak. İyi Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili adayı Ozan Bardakçı. Kendisi Osmaniyeli, Osmanlı'nın bir evladı. Çok da başarılı bir çocuk. Hem hukukçu, çok iyi bir sosyal güvenlik uzmanı. İyi akşamlar Ruhi Bey, hoş geldiniz. Suzan Kerdiş, hoş geldin kardeşim. Hoş geldiniz Faruk Bey. Diğeri de Fatma Aca Keskinbaş, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı. Aday adayı daha doğrusu. İrfan Uygun, İrfan abi merhaba, Alanya selam olsun. Dün bir arkadaş beni çok üzdü. İşte burası işte bilmem CHP, PKK bilmem neyi falan filan. İmam Hüseyin Başkanım hoş geldiniz. İşte yorum yapmış. Ne alakası var kardeşim? Biz elimizden geldiği oranda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. AK Parti'ye de diyoruz. AK Parti'nin aday adaylarına gelin canlı yayına akşam böyle sohbet edelim. Anlatın bir şeyler. İşte İYİ Parti'ye de diyoruz. CHP'ye de diyoruz. MHP'ye de diyoruz. Yani bugün MHP'den de birkaç kişi aradım. Süleyman Dedeberk, hoş geldiniz beyefendi. Şimdi herkese şey yapmaya çalışıyoruz. Ulaşıp yani gelin işte akşam konuşalım. Canlı yayın yapalım. Osmanlı'nın dertlerini, projelerinizi falan konuşalım diye teklif götürüyoruz. Yani bizim bir CHP ile ilgili bir takıntımız yok. AK Parti ile ilgili de bir takıntımız yok. MHP ile de yok, İYİ Parti'ye de yok. Bizim partilerle bir takıntımız yok. Biz Osmanlı'ya bir şeyler yapmanın derdindeyiz. Onunla ilgili de elimizden geldiği oranda bir şeyler yapıyoruz. Ve şunu da iyi anlayın. Ve söylediğimiz ve burada canlı yayında konuştuğumuz her şeylerde bir gün sonra mutlaka çözüme kavuşuyor. Yani yetkililerin bizi izlediğine ve en azından konuştuklarının kayıt altına alındığına da biz inanıyoruz. Yani en azından Osmaniye'nin bazı sıkıntılarının çözümü noktasında yetkililerin bizi takip ettiğini biliyoruz. Şimdi Aykut Daban, hoş geldin kardeşim. Toprak Kale'ye selam olsun. Şimdi biz bugün çok fazla gündemle ilgili bir şey konuşmayalım. Fatma Aca Keskinbaş, hoş geldin. Biz Fatma Aca Keskinbaş'ı canlı yayına alacağız. Linkimizi gönderelim. Onunla başlayalım. Ardından da Ozan'ı alırız. Yani böyle konuşarak gideceğiz. İbrahim Dönmez, hoş geldin İbrahim. Yani Savaş Gözal'ın İstanbul'a selam olsun. Yani bizler burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Lütfen siz de bizim şevkimizi kırmayın. Yani biz ne yapalım? Yani elimizden bu geliyor. Erman Nergis, hoş geldin. Elimizden geldiği kadar da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne yapalım? Bu arada yayınımızda paylaşırsanız sevinirim. Cengiz Koçak, merhabalar kardeşim. Yani yayınımızda paylaşırsanız, bize katkı verirseniz çok sevinirim. Hüseyin Koçak, hoş geldin değerli dostum. Hasan Bey'e selam. Orhan Bey, bu arada editörümüz alıyor muyuz Fatma Hanım canlı yayına? Tamam, sayacımızı göremiyorum bu arada. Evet, şimdi Hakan Bey hoş geldiniz, İbrahim Ergen hoş geldin. Şimdi biz tabii Osmanlı'dan biraz uzaktayız. İki günde, üç günde bir Osmanlı'ya gelip gidiyoruz. Benim biraz da yani evden dolayı da Mustafa Ayas, hoş geldin kardeşim. Evimizde sıkıntı var, oturulacak durumda değil. Ofis de aynı şekilde. Bilal Elmas, hoş geldin. Biz başka bir yerde kalıyoruz. Ondan dolayı yani Osmanlı'ya da çok sık gelemiyoruz ama bakıyoruz, inşallah bir şey ayarlayabilirsek. Osmanlı'da aslında Ünal Yaşar, hoş geldin. Osmanlı'da kalmayı arzu ediyoruz ama başarılı olabilir miyiz bilmiyorum. Abdülkadir'e de hoş geldin kardeşim. Yani ondan dolayı Mehmet Daban, hoş geldin kardeşim. Durum bundan ibaret. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Osmaniye Milletvekili adayı. Önce Lakin abi, Konya'ya selam olsun. Aykut'cuğum merhaba, Aykut'cuğum merhaba. Şimdi Fatma Aca Keskinbaş, soracağız. Yani bir bayan olarak göreve talip olması çok güzel bir şey. Yani bu işler gerçekten öyle kolay bir şey değil. Yani bir yere talip olmak, o yere talip olabilmek bile bence bir medeni cesaret isteyen bir şey. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Biz birçok adama mikrofonu versen konuşamayacak insanlar var. Kendini ifade edemeyecek insanlar var. Yani bu böyle bir ortamda Ercan Acar, İstanbul'a selam olsun abi. Yayın mı gitti?
Evet. Bu arada bağlanmaya çalışıyoruz şeye. Muhammed Karataşlı merhaba, İstanbul'a selam olsun. Şimdi Fatma Hanım bağlamaya çalışıyoruz. İşte teknik problemler de olabiliyor. Daha yeni yeni başladık. Eksikliğimiz olabilir. Hani dedik ya biz profesyonel değiliz. Ama amatörce. Yani kendi imkanlarımızla. Kendi cebimize gücümüz yeterek. İşte program satın alıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz ve burada sizlerin karşısına çıkıp dilimizin döndüğünce bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Bu arada arkadaşlar gündeme getirmek istediğimiz bir şey varsa eğer bize buradan yazarsanız sevinirim. Çünkü yani biz tabii ki hepsini tek tek takip edemeyebiliriz. Rüştü Korkmaz hoş geldin. Sizler tabii bizim göremediğimiz sizler görebilirsiniz. Siz de bize yardımcı olabilirsiniz. Biz de buradan onu gündeme getirerek çözülmesi noktasında elimizden geleni yapabiliriz. Yani bağlanmaya çalışıyoruz. İşte dün de biraz sıkıntılar oldu ama herhalde bağlanır gibi geliyor. Ardından da başka bir bağlantımız daha olacak. Canlı yayınlarla böyle devam edeceğiz. Halil Dallı hoş geldiniz Halil Bey. Şimdi ilerleyen zamanlarda bunu daha sık yapmayı düşünüyoruz. Yani diyoruz ya herkese şey götürüyoruz. Yani burada kardeşim gelin akşamlar oturup konuşalım. Dertlerimizi anlatalım. İnsanlar bizi dinlesin. Zaten havalar soğuk. Herkes evde. Ondan dolayı ben asla bizde ayrım yok. Ben tekrar diyorum. Benim için MHP'de, CHP'de, İyi Parti'de, AK Parti'de hepsi aynı kategoride. Ben hiçbirine ayrıcalık ve hiçbirine öncelik tanımam, tanıyamam. Çünkü benim görevim yayıncılık ve tarafsız yayıncılık. Yani oradaki dün arkadaşın neye dayanarak öyleydi bilmiyorum ama ben anlayamadım da ne demek istediğini. Tabii provokatör, ben öyle tahmin ediyorum. Yani durduk yerde nasıl böyle bir şey yapar anlayamadım ben. Yani tam provokatördü ama artık biz de engelledik. Mehmet Gökçe hoş geldiniz. Murat Unutkan'a çok teşekkür ederim başkanım. Sağ ol Murat. Yani diyorum ya bakın bu Murat Unutkan'a dedim. Yani dedim Sayın Vekilim sizden de dedim şey yapalım canlı yayın. Şimdi Harun Sağır hoş geldiniz. O da dedi ki ben sahadayım. Sahibi bitireyim yaparız. Yani herkese teklif götürür bizim için. Diyor mu yani ben ayrım yok. Herkes aynı. Herkes de aynı kategoride görüyorum ben. Evet şimdi siyaset sahnesi çok hızlı yürüyor şu anda. Gerçekten çok ilginç şeyler de oluyor. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız emeklinin en düşük maaşını 7,5 milyar olarak açıkladı. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir şey bu. Yani insanların yaşam standartını güzelleştirmek kötü bir şey değil. Bence güzel bir şey. Tabii şöyle bunları isteriz ki seçimlerde değil de böyle bu tür artışları mesela insan standart yaşam standartını daha da geliştirmek için sürekli hale getirilirse iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü hangi insanımız daha iyi yaşarsa biz ondan mutlu oluruz. Daha çok seviniriz ve gurur duyarız. Yani burada dünkü müjde gerçekten güzeldi. Ama seçim önünde böyle bir şey olması bence biraz da yani böyle seçim şeyin endeksi olmasında iyi de bulmadım açık konuşayım. Çünkü daha önce verseydi mesela verebilirdi. Çünkü nihayetinde bu zaten bize verilen zamlar veya emekli, ben de emekliyim, emekliye verilen zamlar kimsenin cebinden çıkmıyor, devlet hikayesinden çıkıyor. Ama yine de Cumhurbaşkanı'nın yaptığı kibarlık, Sinan Çamlı, hoş geldiniz kardeşim. Yani sağ olsun en azından maaş artırıldı, yaşam standartımıza bir dokunuş oldu. Teşekkür ederiz Cumhurbaşkanımıza. Şimdi bu arada tabii şöyle söyleyeyim. Aday adayları da şimdi örneğin bir AK Parti'de temayül var. Artık AK Parti'de bence sıraya girmek çok çok zor gibi geliyor. Yani çok çok zor. Ben bakıyorum şöyle bir etrafa. Oldukça mesela donanımlı adamlar var. Bakayım ne olacak? Hatta bir rivayete göre yani Osmaneli Demet Özerhol ki hoş geldiniz kardeşim. Şimdi Derya Yanık hanımefendinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık hanımefendinin de buradan aday olabileceği söyleniyor. Eğer o da o buradan aday olursa tabii şimdi yani diğer arkadan gelen adaylar için
çok da şey olur diye düşünüyorum. Yani bu sefer AK Parti'de sıraya girmek çok çok zor, çok çok zor. Yine aynı şekilde yani durum aslında AK Parti değil, MHP'de de aynı. İyi Parti'de de aynı, CHP'de de aynı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi CHP'de mesela eğer ki burada bir değişim yapmazsa mesela böyle donanımlı bir adam, halka dokunan bir adam bir yere gelmezse CHP'nin de ben açık konuşayım işi çok zor. Çok zor, çok zor. Yani bunu ben toplumda görüyorum, gördüğümü söylüyorum. Benim bu şahsi görüşüm değil, toplumdan aldığım görüşler. Yine İyi Parti'de tabii. İyi Parti'de eğer donanımlı mesela toplumda yeri olan, artı puan olan toplumdan karşılık alabilecek adaylar koymazsa yani işi zor. Tüm partiler için geçerli bu. Yani MHP içinde, AK Parti içinde, CHP içinde, İyi Parti içinde donanımlı adamları bir yerlere getirmezlerse işleri çok zor diye düşünüyorum. Mahmut Yaş, hoş geldiniz. Mahmut Bey, sizi de önümüzdeki günlerde buradan açık teklif ediyorum. Canlı yayını alabiliriz. Yani evinizden bize bir telefonunuza bağlanıp oradan projelerini anlatabilirsiniz. Biz de buradan bizi izleyen arkadaşlar, yani izleyemeyen de zaten daha sonra yine izleme şansı oluyor. Arşivimizden olabilir diye düşünüyorum. Yani biz teklif herkese götürüyoruz. Gelen başımızın üstünde yeri var. Gelmeyen de kendi bilir. Ne diyelim yani. Şimdi İsmail Güney, hoş geldiniz İsmail Güney. Kimseye bizim şeyimiz yok. Yıkıntılardaki hırsızlık olaylarla ilgili bir yayın yapmıştım. Ozan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Bahri Bey. Ben öncelikle size Ozan'ı tanıtayım. Ozan, Osmanlı'nın yetiştirdiği çok süper zeka bir delikanlı. Kendisi hukukçu, hukuk fakültesini bitirmiş. Aynı zamanda sosyal güvenlik uzmanı. Sanıyorum şeyi de bitirdiniz değil mi? Mülkiye Benim söyleyin Ozan. önce mülkiyeyi bitirdim, evet. Biz şöyle söyleyelim. Ozan Ankara İYİ Parti 1. Bölge Milletvekili adayı. Ozan'ı yani herkes burada çoğu da bilir. Ama Ozan'ın kendisinden atması için, çünkü zaten o ondaki, ben çok güveniyorum ona. İnşallah milletvekili olursa çok şey yapacak. Buraya da faydası olacak. Ben Ozan neden aday oldum? Biz onu anlatır mısın? Ben Osmaniyeliyim. İlkokulu, ortaokulu, liseyi Osmaniye'de okudum. Öncelikle hemşerilerimin hepsine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Geçtiğimiz haftalarda depremden sonra birkaç kez ziyaret ettim. Öncelikle herkesin depremde hayatını kaybeden, zarar gören herkesin geçmiş olsun dileklerimi, başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Tam da Evet. bu noktadan girmek istiyorum Bahri Bey. Artık kitaba ortadan başlamak gerekiyor. Evet. Şu an depremde zarar görmüş Osmaniyelilerin, Kahramanmaraşlıların, Hataylıların, 10 ilimizin, bütün depremzedelerinin sosyal güvenlik haklarının eksiksiz verilmesi gerekiyordu. AFAD yardımlarının eksiksiz şu an çoktan verilmesi gerekiyordu. Ama buna ilişkin mevzuat yok. Buna ilişkin koordinasyon yok. Ben de o memleketin insanıyım. Ankara'dan aday olurum, İstanbul'dan aday olurum ama hepimiz bu ülkenin insanıyız ve bu ülkede ben kendi alanımla ilgili söyleyeyim. Sosyal güvenlik hizmeti düzgün yürütülmüyor. Diğer alanlara girmiyorum çünkü ben bir sosyal güvenlik uzmanıyım. Ama bir hukukçu olarak söyleyeyim. Hukuki anlamda da eksiklerimiz var. Yorulmuş bir hükümet var. Çok güzel, çok başarılı hizmetler verdi. 20 yıl boyunca evet, takdir edilecek hizmetler ama çok ciddi anlamda bir yorulma var ve Türkiye'nin genç, dinamik yapısı bu yorulmayı kaldıracak durumda değil. Ben de ülkemin mevcut durumu ve kendi mesleğimden kaynaklı geleceğe yönelik projeksiyonlarda gördüğüm üzücü tabloları görmemek için ben bu yarışa girmek istedim ve benim buradaki asıl amacım insanımıza sosyal güvenlik bakımından, iş hukuku bakımından, yani ömrünün kalan kısmında emekli olduktan sonra ona bakacak sistem tarafından nasıl iyileştirmeler yapılabilir? Bunu daha yüksek sesle duyurmak için aday oldum Bahri Bey. O zaman şöyle söyleyeyim. Peki şimdi burada bu 10 bin lira dediler. Mesela hane başı dediler. 10 bin lira vereceğiz. Hane başı benim anladığım kadarıyla depremde zarar gören görmeyen hane demek. Her haneye 10 bin lira vereceğim demek. Ama bunu hiç kimseye, ya hiç kimseye de yalan da söylememişim de. Yani belli bir kesme verdiler. Ama şimdi bakıyorum çok bir çoğunluk almadı. Azınlık belli bir para aldı.
Bu neden aramadı bu millet? Ne oluyor? Şimdi Bahri Bey, hukukta bir işlem yaparken, devlet bir para öderken bunun bir kaynağı vardır, bir dayanağı vardır. Bu sözle ya da işte fısıltıyla olmaz. Şu an AFAD'ın yardımlarına ilişkin bir mevzuat düzenlemesi bulunmuyor. Mevzuat düzenlemesi olmayan bir yerde nasıl bir ödeme yapabilirsiniz? Yani burada yapılan ödemeler küçük kararnamelerle, kısa kararlarla yapılabilen mevcut yasalarda olan düzenlemeler. Bugün örneğin emekli maaşlarında en düşük tutar 7500 liraya çıktı değil mi? Evet. Bunun için kanun çıkması gerekiyor. Kanun çıkmazsa bu olmayacak. Yani bunun için meclis toplanacak ve daha sonra 7500 lira olacak. Hayır, hemen vermeyecekler yani. Çünkü bunun uygulanması için kanun çıkması gerekiyor. Bu kendi başına uygulanabilen bir cumhurbaşkanı kararı değil. Bunun için kanun çıkacak. Bu yarın çıkar, 3 gün sonra çıkar. Ama en nihayetinde bu söylendiği zaman insanlar yarın 7500 lira alacaklarını sanıyorlar. Ama öyle değil, değil mi? Yani sonuçta bu işin bir usulü var. Evet, insanlar tabii ki hemen beklentiye giriyorlar. Ama bunu da yönlendirecek olan, bunu da yönetebilecek olan bir idare gerekiyor. Yani idare açık anlaşılır söylese her şeyi. İnsanlar ne bugün SGK'nın kapısında kuyruk olurlar, ne yanlış bir işlem yaparlar, ne de maalesef her risk döneminde ortaya çıkan umut tacirlerine parasını kaptırırlar. Ben EYT sürecinde birçok insanın iş bilmez, hatta kendisini farklı şekillerde tanıtan, sosyal güvenlik müşaviri diyen, uzmanı diyen, kendini avukat şeklinde tanıtan insanların SGK önlerinde insanları çevirip dolandırdığını gördüm. Sonuç itibariyle bu insanlar bilgilenmek istiyor. İnsanların haklarını bugün sosyal güvenlik kurumuna gittiğinde bile oradaki memur bilmeyebiliyor. Çünkü bahsettiğim yorgunluk her yeri sardı. Burada bir yorgunluk var. Bir yenilenme gerekiyor. Ve bizim yenilenmede tek ihtiyacımız şey var Bahri Bey. Çok uzak değil, çok basit bir şey. Çok çok basit bir şey. Bilim. Bilim. Hak edenin geldiği, emek verenin herhangi bir atamada kimsenin kayrılmadığı, kim emek verdiyse kimsenin kara kaşına, kara gözüne, dayısına, halasına, teyzesine değil. Bizim tek saygı duymamız gereken şey var. Emek ve hak edenin yerini alması. Bu sayede hepimiz mutlu oluruz. Yani trafik düzeni kurulursa hiç kimse trafik kazasında ölmez. Ama trafiğin başına tanıdığımızı koymamalıyız. Şimdi şöyle Ozan, o zaman bu 10'ar milyar yardımın verilememesi AFAD'ın ödeme faslı olmadığından dolayı mı kaynaklanıyor? Yani bu o zaman farklı bir şekilde ödeniyor paralar. Farklı bir şekilde ödeniyor diyemem. Çünkü o işin nasıl yürütüldüğüne ilişkin orada zaten bunun Sayıştay süreci var. Ya da o insanlarla ilgili basın mensupları araştırır. Bakın şunu söylüyorum. Yani depreme ilişkin olarak bizim hukukumuzda özel düzenlemeler yok. Bu nedenle bir ödeme yapılacaksa bu ödemeye ilişkin bir kalem bulunur. Bir şekilde bir şeyler yapılır ama buna ilişkin sistemli bir ödeme yok. Yani ülkede deprem olursa bu para nasıl verilir, nasıl alınır? Buna ilişkin çok boşluklar var. Bunların doldurulması da gerekiyor. O zaman peki yani, bu bir durum olunca aklımıza geliyor. Peki 45 günde 1,5 milyon kişiye ödedik diyorlar bu parayı. Peki şimdi burada 13 milyon kişi zararı gören. Hadi diyelim bir evde 5 kişi kaldığını düşün. Yani aşağı yukarı 7-8 milyon kişiye paranın ödenmesi lazım. 45 günde 1,5 milyon kişiye ödedilerse o zaman bu 6-7 ay sürer bu ödemeler. Yani tabii bu ödemelerin hızıyla ilgili, bu ödemelerin nasıl olduğuyla ilgili sağlıklı bir açıklamaya ulaşılırsa o zaman sağlıklı bir yorum yapılabilir. Yani maalesef sağlıklı açıklamaya da ulaşılmıyor. Yani bir açıklamada başka bir ifade kullanılıyor. Yine yetkili başka bir açıklama başka bir ifade kullanabiliyor. Şimdi böyle bir durumda siz gazeteci olarak düşünmez misiniz? Yani siz gazeteci olarak doğruyu ulaştırmakla mükellefsiniz, doğru mu? Evet. Çünkü siz bir konuda doğruya ilişkin başka yetkililerden birden çok bilgi aldıysanız sizin de işiniz zora giriyor. Doğrudur. Şimdi ben şöyle söyleyeyim Ozan. Şimdi bunları şey yapalım. Şimdi sen Osmanlı'nın yetiştirdiği bir akademisyen, bir bürokratsın. Siyasete girmek nereden aklına geldi? Niye İyi Parti'yi seçtin? Siyasete girmek bahsettiğim gibi yarın
20 yıl sonra, 30 yıl sonra sen neden dahil olmadın sorusuna cevap verebilmek için. Çünkü o soruyu ben de soracağım. İleride ben de emekli olacağım ve ben sosyal güvenlik uzmanı olarak sosyal güvenlik sistemimizin ciddi anlamda açıklar verdiğini, ciddi anlamda gelecek kaygıları oluşturacak durumda olduğunu açıklıkla söyleyebilirim. Bir an evvel tedbirler alınmazsa, bir an evvel sistem yeniden inşa edilmezse, inanın bana bütün emekli aylıkları yoksulluk sınırının altına inebilir. Yani bugün evet. 7500 lira dediğiniz aylık geçen ay 5500 liraydı. Yani kişi bir asgari ücretten de çalışsa 7500 lira alacak. İki asgari ücretle yatırılmış olsa 7500 lira alacak. Hatta 3 asgari ücret alan kişi de. O zaman bu kişinin aldığı primler nereye gidiyor? Yani bu aynı zamanda çalışma barışını bozacak ve bu sosyal güvenlik kısmı bizim ileride, yani önümüzdeki 5 yılda 10 yılda çok konuşacağımız bir konu olacak. Ben bu konuda bir şeyler söylemek için siyasete girdim. İyi Parti'yi tercih ettim çünkü. 2014-2015 yıllarında Osmaniye milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, rahmetlinin danışmanlığını yaptım. Bu süreçte evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de fiilen görev aldım. Çünkü milletvekili danışmanısınız, mecliste çalışıyorsunuz ve o süreçte siyasette pratik anlamda tanışma imkanım oldu. Sonrasında rahmetli Hasan Hüseyin Türkoğlu İYİ Parti'nin kuruluşunda yer aldı. Öncesinde çağrı heyetinde görev almıştı. 2016 yılında bir çağrı heyeti durumu vardı. Sayın Sinan Oğan, Sayın yine Genel Başkanımız Meral Akşener, evet. Sayın Ümit Özdağ'ın hatırladığınız kadarıyla o süreçte de görev almıştı. Ve sonrasında da İYİ Parti'nin kuruluşunda ben de Hasan Hüseyin Türkoğlu beyefendinin yanında, rahmetlinin yanında görev aldım, yer aldım ve partinin kuruluşunda bulundum. Partimizin yapısı bakımından toplumun tüm kesimine açık olduğunu, her kesimden insanın partimizde rahatlıkla rahat edebildiğini gördüm. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin ve onun gösterdiği yolun partimizin yolu olduğunu gördüm. Ve partimizde hakka ve emeğe saygı duyulduğunu gördüm. Ve bu nedenle de İyi Parti'yi tercih ettim. Anladım. Zaten şöyle, şimdi hizmet siyasetten geçiyor. Ya ne yaparsan yap. Siyaset olup da siyasi, şimdi ülkeyi yöneten siyaset yönetiyor. Ülkeye hizmetinde siyasetçiler olduğuna göre hizmet siyasetten geçiyor. Tabii çok güzel bir girişim. Yani bir hemşehrimizin böyle bir yerden şey olması ve biz buradan açıkça Meral Akşener'e seslenmek istiyoruz. Böyle bir değeri, böyle bir süper zeka bir insan lütfen değerlendirin. Artık Türkiye yaşlıları kaldıracak durumda değil. Gençlere önem vermemiz gerekiyor. Gençleri değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi yani yaşlı adamlarda ister istemez yorgunluk başlıyor. Bakın ben diyorum, dün de dedim, bir adamı görüyorum, bir saat sonra aynı gördüğüm adamı tanıyamıyorum. Sebebine gelince artık hafızam dolmuş. Ondan dolayı artık gençlere çok fırsat verilmesi gerekiyor. Ben istersen söyleyeceklerim varsa da söyle. Bir konumuz daha var. Bağlanabilirsek bağlanın, bağlanmazsak yani kapatacağım. Ozan, yanındayız. Açık destek veriyoruz sana. Çok teşekkür ederim. Ben buradan tüm Osmaniyeli hemşerilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bu vesileyle şunu da hatırlatayım. Twitter kullanıcısı olan izleyicilerimiz varsa SGU Bardakçı adresinden Twitter'a bağlanıyorum ben ve orada özellikle sosyal güvenlikle ilgili ve depremzedelerin hakları ile ilgili çok sayıda paylaşımım var. Umarım faydası olur hemşehrilerime. Bizim nerede olduğumuzun hiçbir önemi yok. Önemli olan bizim bu ülkeye ne kadar katkı sağladığımız, ne hizmet verdiğimiz, koltukların, makamların, isimlerin hiçbir önemi yok. En önemli şey bizim Türkiye'miz. Evet, şimdi o zaman benim anladığım şu. Yani Ozan Bardakçı biz milletvekili olarak görürsek sosyal devlet çok daha şey olacak, gelişecek ve sosyal nedir onun adı, hizmetler şeyinde sıfırlayacaksınız gibi geliyor bana. Siz baştan mı yapacaksınız? Twitter'da yazmaya başladım projelerimi. Biraz izleyiciler de sürpriz olsun. Ama şöyle birkaçını söyleyeyim. Bahri Bey, askerlik borçlanmasını duydunuz mu? Ya bu zaman zaman duyuyoruz. Askerlik borçlanması, askerdeki dönemin primini yatırmak. İzleyicilerimizden çoğu duymuştur.
Ben buradan izleyicilerimize söylüyorum. Eğer askerlik borçlanması yaptılarsa biraz üzülebilirler ama askerlik borçlanmasına gerek yok. Devlet askerinin bir yıl boyunca sigortasını ödeyebilir. Bizim devletimiz, Türk devleti buna kadirdir, buna gücü yeter. Ve bu sayede kimsenin askerlik borçlandı, borçlanmadı, başlangıcı ne zaman derdi olmaz. Annelerimiz her bir çocuk doğurduklarında devlet onlara belli süreli sigorta yapabilir. Bu sayede belli yaşa geldiklerinde her kadının aylığı olur. Yani sosyal devlet kurallara bağlı şekilde ödemeler yapan, bunu da düzenli yapan devlettir. Ve sosyal devletin gerçekleşmesi gerçekten çok zor değil. Ve bu millet bu hakları hak ediyor zaten. Evet, evet. Yani biz de sana çok şey ya güveniyoruz senin çok şeyi başaracağını. Bu arada Osmanlı Spor'un meşhur kalecisi Duran Kaplan, Duran abi sana selam var, bak buradan da okursun onu. Sen Ozan'a diyor selamlarımı iletiyorum diyor. Duran abi tanıyorsun herhalde değil mi? Kaleci Duran'ı. Ya şöyle tanıyorum, ben Osmaniye İdman Yurdu'nda oynadım. Çok güzel. Çok küçük yaşlarda oynadım. 13-14 yaşındaydım. Yani 14 yaşındayken o bizim Kaplan Duran'a, yani Duran abiye benim attığım bir gol var. Evet. Şimdi umarım dinliyordur. Umarım aynı kızgınlığı yüzünde dinliyor, olur. Dinliyor. Umarım aynı o kızgınlık o etraftaki millete, küçücük çocuğa gol attırdınız bana dediği o anı ben onun gözünde hatırlıyorum. Çok selamlarımı sunuyorum Duran abiye. Ya işte onlar tabii sahada olan şeyler. Duran da bizim bir değerimiz. Gerçekten benim de çok sevdiğim biri. Sen de çok seviyoruz. Bu arada Ozancığım zaman zaman artık görüşeceğiz. Kendine iyi bak. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Buluşacağız. Kendine iyi bak. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Var mı gene? Bağla bakayım. Şimdi bu arada Fatma Hanım'ı da bağlayacağız. Evet, Fatma Hanım da hazır. Fatma Hanım hoş geldiniz. Ses gelmiyor Fatma Hanım. Mikrofonunu açar mısınız sesini? Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar. Merhaba. Şimdi kamerayı da tam size göre ayarlayın da şey yapsın. Görünsün ekranda. Tamam mı şimdi? Ben Fatma Hacı Keskinbaş'ı size tanıtayım hemen. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Gençlik Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi Osmanlı Milletvekili aday adayı bir bayan. Aktif de bir bayan. Çalışkan da bir bayan. Şimdi siyasette bayanlarla olması gerekir diye hep söylüyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bayağı bayan var. Kaç tane evet. var bayan? 4, kaç tane var bayan? 5 oldu galiba en son müracaat eden arkadaşımızla. İsimlerini bildiğinizi sayın da bari onlarda bir iyiliğimiz olsun en azından. Bayanlar adayları kim vardı? İlk olarak ben aday oldum. Sonra Azra Akgül Tarhan. Düzçin'den bizim şey vardı arkadaş. Neydi onun ismi? Seher Kara. Tamam. Seher Karaman, pardon. Seher Karaman, Düzitim'den tamam. Aday. Tamam. Osmaniye'den Aslı Hanım sonra bugünlerde. Evet. Bir de Kadir'de Şükran Kolu Çolak var sanıyorum. Galiba işte o sonuncu, beşinci olan arkadaşımız. Evet, çok güzel. Kamerayı biraz daha seni gösterir şekilde şey yaparsa tutarsın sevinirim. Şöyle ayarlayamıyorum galiba. Tamam, neyse. Tamam mı şimdi? Fatma Hanım, evet. Şimdi siz çok aktif bir siyasetçisiniz. Şimdi sizi biz meclise gönderirsek ne yapacaksınız? Neler yapacaksınız? Yani biz onu dinlemek istiyoruz sizden. Meclise gidersem. Evet. Ben bir ev kadınıyım biliyorsunuz. Lise mezunuyum. Biliyorum mezunu. Tabii yakından evet. Tanıyorum. Ben siyasete girme sebebim babamdan kaynaklandı. Babam vefat ettiği sene işte oradaki bir eksiklik hissettim. Babamın orada olmaması beni çok duygulandırdı. Siyasete bu şekilde girdim. Daha sonra kadınlarla ilgili kadınlara yönelik şeyler beni çekmeye başladı, sorunlar. Kadınların sorunlarını, işte çevremizdeki, kırsal kesimdeki kadınların sorunları, kadınların sosyalleşmeyle ilgili bildikleri veya bilmedikleri, bu tür şeyleri araştırarak köydeki kadınlarımız, genç kızlarımız ne yapıyor, ne ediyor, işte nasıl okuyorlar mı, okuyamıyorlar mı? Çünkü köy okulları kapatıldı biliyorsunuz. Çoğu köy okulları şu anda şeyde taşımalı eğitim yapıyorlar. Evet. O yüzden bunlara yoğunlaştım ben. Daha çok kadınlarla ilgili problemleri çözmek istiyorum. Evet. Bir tane anlattığım sorun var. Sürekli şunu anlatıyorum ben. Mahallelerimize hani şeyler gelir. Açılır sürekli böyle halk eğitimden. İşte halk eğitim kursları açılır.
Ben bildiğim yaşım, yani yaşım 40, 52 yaşımı da söyleyeyim. Bu yaşıma Olabilir. kadar, evet, bu yaşıma kadar sürekli ben görüyorum. Dikiş nakış kursları açılıyor. Dikiş nakış kursları açılırken ben diyorum ki, teknolojik bir ülkede yaşıyorsak artık kadınlarımıza teknolojiyi ayağına getirmemiz gerekiyor. Nasıl dikiş nakışları biz onlara götürüyorsak ayaklarına, açılan kurslara ek olarak en azından mahallelere birer tane bilgisayar kursu açılmasını istiyorum. Ben buna yönelik çalışmalar yapmak istiyorum. Artı çiftçilerimizin çalışan işçi kadınları var. Bu işçi kadınların sağlık konusundaki, yani sağlık sıkıntılar yaşadıklarını öğrendim. Bunun üzerine araştırma da yaptım. Çünkü sağlık güvenceleri yok, sigortaları yok. Çiftçilerimiz hani işçilerini sigortasız çalıştırıyor. O yüzden Evet. kadınlara, erkeklere de, yani kadın ve erkeklere, çocuklarına sadece ve sadece sağlık güvencesi verilsin en azından. Bu Evet. benim için çok önemli. Bir de çocuklarının eğitimi sağlansın ve barınmaları. Bu üç şey şu anda zaten aile destek sigortası, 15 soruda aile destek sigortası diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şeyi var, liste yapılmış şekilde. Bu ilk zamanlarda göndermiştim ben bunu MYK'larımıza, yazmıştık. Onlar da değerlendirmişler sağ olsunlar. Şu anda listede görüyorum ben, var. Kadınların barınması, çocuklarının eğitimi ve sağlık güvencelerinin yapılacağını madde halinde yazmış Sayın Kılıçdaroğlu. Bu konular Evet. üzerinde kadınlarımızın, hani biz ne yapıyoruz mahallede? Sosyalleşmek nedir? Komşuya gidiyoruz, komşuda oturuyoruz, işte sosyalleşiyoruz zannediyoruz. Aslında kitap okumuyoruz, sinemalara gitmiyoruz, ne bileyim tiyatrolar gelmiyor zaten. Osmaniye'mizde tiyatro yok. Gelen konserlere falan çıkamıyoruz. Kadın olduğumuz için, gece olduğu için konserlerimiz oralara ulaşamıyoruz, gidemiyoruz. Halk eğitim kurslarımız açılıyor ama halk eğitim kuşağında, atıyorum, Gebeli Mahallesi'nden bir kadın gitmek için iki tane dolmuşa binmesi gerekiyor. Maddi olarak kadınlarımızın maddi sıkıntıları var. Eşlerinden sadece her gün 50 lira bir dolmuş parası alamayacak güçteler yani. Bunları daha çok kadınlarımızı maddi açıdan birazcık, hani onlara destek olabilecek, onları geliştirebilecek pozisyonlar oluşturulmasını istiyorum yani daha çok. Evet, şimdi şöyle tabii ki yani bir bayan milletvekiline zaten bayanlara yönelik proje hazırlamasından daha doğal, daha güzel bir şey olamaz. Şimdi test yayınlarında böyle ağır ağır başladık. Bilmiyorum beğeniyor musunuz? Yani yapabildik mi? Şimdi yine ilerleyen günlerde beraber konuşacağız. Söyleyeceğiniz varsa buyurun söyleyin ve programı kapatalım. Her gün böyle ağır ağır bir şey yapacağız Fatma Hanım. Çok güzel Evet. programınızı her zaman takip ediyorum. Bahri Bey, gerçekten güzel, insanlara dokunuyorsunuz. Bütün sorunlara dokunuyorsunuz. Herkesin derdinden, herkesin sorunlarından haberdar ediyorsunuz bizleri. Çok teşekkür ediyoruz size biz. Bir de bizim bu yaşadığımız büyük afetten sonra ben bütün Osmaniye'me ve 11 ilimize, hatta Türkiye'mize geçmiş olsun diyorum. Bu olaylardan sonra, geçirdiğimiz bu sıkıntılardan sonra binlerce insanımızı kaybettik. Hatta yüz binlerce insanlarımızı kaybettik. Allah hepsine rahmet eylesin. Kalan yaralı olarak kurtulan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Şu anda da bir Ramazan ayına girdik. Ramazan ayındaki birlik beraberlik içerisinde Ramazan ayımızı da geçirmeyin diliyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Gerçekten güzel şeyler yapıyorsunuz Bahri Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Şimdi bu arada İzmir Ala'ya mektep arkadaşım Mustafa Pişkin'e, Mustafa Kemal Pişkin'e selam olsun. Mete Sarıoğlu, Duran Kaplan, Uğur Gözükara, İbrahim Közeli, Halil Esen, Adem Öksüz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yani dilimizin döndüğünce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hatamız olursa bizi affedin. Amacımız Osmaniye'nin meselelerine dokunmak. Siyasilerimizi kendi çapımızda dilimizin döndüğünce sorular sorarak konuşturmak. Bizi dinleme zahmetinde bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşam diliyorum. Kendinize iyi bakın lütfen.